Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 34. günün ikinci dersine. Çember daire tam anlamıyla bitiyor bu dersle birlikte ve şimdi dairede benzerlikten bahsedeceğiz. Acayip işimizi kolaylaştıracak. Şimdi zaten bunu sorularda göreceksin dostum. Dairede benzerlik genelde dikkat edilmez ama ya da hiç böyle kullanmayız ama hep uzun yoldan yaparız. Sizden bunu kullanmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü Acayip kolaylaştırıyor şimdi. Göreceksiniz zaten. Kitabımızda nerede kaldık? Sayfa numarası 195 ve 196'yı da çözüp buradaki soruları da anlatıp konuyu da anlatıp bu işi bitireceğiz. E o zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi çember ve dairede benzerlik. Arkadaşlar bir kere bütün çemberler birbirine benzerdir. Çünkü niye? Çünkü bir çember böyle büyü böyle. Birinin yarı çapı birken birinin yarı çapı sadece 2 oluyor. Sonrası 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Hepsi nasıl bir yuvarlak şeklinde. Hepsi birbirine benziyor. Sadece yarı çapları farklı oluyor orada. Benzerlik oranında ne oluyor? Yarı çapları oranına eşit oluyor. Evet. Bütün çemberler ve daireler benzerdir. Yarı çapları R1 ve R2 olduğunda benzerlik oranı çevreleri oranına eşittir. Mesela burada birinin yarı çapı 1 olsun. Diğerinin yarı çapı 2 olsun. Hemen bunu göstereyim. Birinin çevresi 2 pi r. Diğerinin çevresi de 2 pi r. Şu 2 pi'ler gitti. 1 bölü 2 mi geldi? Evet. Yarı çapları oranı gerçekten 1 bölü 2 geldi. Alanlar oranı da ne yapıyor? Biri pi r kare. diğer de pi 2'nin karesi. 1 bölü 4 mi yaptı? Aynen öyle. Yani bizim üçgenlerdeki bildiğimiz benzerlik çemberde de geçerli. Uzunlukla alakalı her şeylerin oranı benzerlik oranına eşittir. Alanla alakalı olduğu zaman da ne diyeceğiz? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir diyeceğiz. Peki bütün daireler benzer dedik. Çünkü hepsi yuvarlak. Hepsi yuvarlak olduğu zaman birbirlerine benzer. Peki daire dilimleri hakkında aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Daire dilimleri de aynı şekilde ama aynı merkezli daire dilimleri birbirine benzerdir diyeceğiz. Aynı merkezli daire dilimleri birbirine benzerdir. Ya aslında aynı merkezli derken aslında merkez açıları aynı olanlarda diyebiliriz. Yani şöyle bir şu şekilde bir şeyle karşılaşabiliriz. Şöyle bir daire dilimiyle böyle bir daire dilimi de benzer olur ama aynı merkezli dedik ama merkez açıları aynı olduğu zaman bu iki dilim birbirine benzerdir. Tamam E burada aynı merkezi koyduğun zaman merkez açıları zaten aynı oluyor. Aynı mantık oluyor. Hemen sen şuraya yaz. Aynı merkezli daire dilimlerinde ya da parantez içinde merkez açıları aynı olan dilimlerde diye yaz. Merkez açıları aynı olan dilimlerde de yine bir benzerlik vardır. Çünkü açıları aynı oluyor. Mesela burada alanlardan bahsedecek olursak pi a kare pi a kare alfa bölü 360 öbürü de pi a artı b'nin karesi alfa bölü 360 oranladığımız zaman a bölü a artı b s1 bölü s1 artı s2'ye denk geliyor. Bizim bu üçgendeki benzerlik gibi aslında. Benzerlik oranı ne burada? A bölü A artı B. Üçgen gibi bir düşün. Temel orantıdaki. Hani benzerlik oranı yarıçaplar oranı yapar zaten. A bölü A artı B alanlar oranı da ne olacak? Tabii benzerlik oranının karesine eşit olacak. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yani S1 bölü S1 artı S2. Ama üçgendeki gibi kullan. Mesela şurada göstereyim ben. Şöyle bir şey geldiği zaman. Şöyle bir şey verildi mesela 2'ye 1. Hocam 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Burası 4 a iken tamamı 9 a olacak. Dikkat. O yüzden buraya ne kalıyor? 5 a kalıyor diyeceğiz. Tamam. Aynı merkezli daire dilimlerinde de böyle bir şey kullanabiliyoruz. Benzerlik hikayesi kullanabiliyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Aynı merkezli. Bak yine aynı şeyi söyledik. Aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmelerde de daire parçalarında da biz yine benzerlikten bahsedebiliriz. Yani şunu diyemeyiz. Bak elimizde bir çember var böyle. Hocam bu çemberde hop şöyle bir tanesi bir birim uzunluğunda bir tanesi iki birim uzunluğunda. Hocam burada bir birim uzunluğundaki alan A iken iki birim uzunluğundaki kalan 4A diyemeyiz. Bu şekilde dairede benzerlik yaparken merkez açılarının aynı olmasına dikkat edeceğiz. O açı çok önemli. Merkez açılarının aynı olması hatta yaylarının aynı olması demek anlamına da geliyor bu daire parçalarından bahsedeceksek. Mesela buraya baktığında burası alfa alfayken e, ikiye baktığında burası alfa oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla biz burada bir benzerlikten Şuradaki aynı merkezli bir daireden bahsediyoruz mesela. Herhangi bir dairede 1 bir birim uzunluğunda kiriş ve 2 birim uzunluğunda kirişteki şu alanlarla ilgili yorum yapamayız. Genelde en çok yapılan hata bu. Zamanında ben de yapmıştım bu hatayı. Sakın ama sakın yapmayın. Biz bu daire parçalarındaki alanları kıyaslarken ne zaman bir alan kıyaslaması yapacağız? Aynı merkezli ya da aynı dilim, aynı merkez açılı olduğu zaman. Yani şu şekilde bir şey var elimde. Alfa derecelik. Bir de elimde alfa derecelik daha büyüğü var mesela böyle. Alfa derecelik daha büyüğü var. İşte burası atıyorum bir. burası da 2 ise şu alan Benzerlik oranı karesi 1 bölü 4 ya. E o zaman ne oluyor? Burada kalana A dersem. Burada kalana da ne diyebiliriz? 4 A şeklinde söyleyebiliriz. Ama ne zaman? Merkez açıları aynı olduğu zaman. Ya da aynı merkezli iki daire dilimi olduğu zaman benzerlikten bahsedebiliyoruz. İşte burada A bölü A artı B'nin karesi ne eşit oluyor? Dur şunu şuraya alayım. Şöyle yukarı doğru alayım. Dur. Şunu yukarı doğru alayım da sıkıntı yaşanmasın. ha bu seferki benzerlik ne? Bak bu seferki benzerlik. A bölü A artı B. Karesi şurası S1 bölü S2 eşit olacak. Hocam S1 bölü S1 artı S2 eşit olmayacak mı? Hayır. Bu alanlar iç içe değil. Bu alanla bu alan ayrı. İç içe olanlarda o şekilde yapıyorduk. Dedik ya. Burada da ne dedik? 1 ve 2 oran varsa yarı çaplarda 1 bölü 4 alan vardır diye söyleyeceğiz. Yani burada söyleyeceğimiz şey aslında şu. Dairede benzerlik uygulanırken neye dikkat ediyoruz? Merkez açıları aynı olan daireler. Ya i̇lk baştan başlayalım. Bütün daireler birbirine benzerdir. Onda bir sıkıntı yok. Ama daire dilimlerinde bir benzerlik uygularken ya da daire parçalarında bir benzerlik uygularken ya aynı merkezli olmasına dikkat edeceğiz ya da merkez açılarının aynı olmasına dikkat edeceğiz arkadaş. Bunu unutma. Kitaplarda falan genelde bu kadar ayrıntıdan bahsetmezler. Ama bu gerçekten sorularda da işimize yarıyor. Dikkat edin bunu olayı öğrendiniz. Şimdi birbirine teğet çemberler. Birbirine teğet çemberlerde de benzerlikten bahsedebiliriz dostlar. Niye? Çünkü çünkü aynı merkezli oluyor ya da aynı merkez açıya sahip yaylar oluyor. Hatırlayalım. İki çember birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Hocam ortak teğeti çiziyorduk. Şu ortak teğeti şöyle bir çizelim bakalım. Ortak teğeti çizince ne oluyor? Ben buraya bir alfa dersem gördüğü yay 2 alfa oluyor. Hocam büyüğünde de gördüğü yay 2 alfa olmayacak mı? Teğet kiriş açıdan olacak. A yayların ölçülerinin eşit olması zaten ne anlama geliyor? Şuradakinin merkez açısının alfa olması. Buradakinin merkez açısının da alfa olması anlamına geliyor. Yani merkez açıları aynı olan iki tane kirişten bahsediyorum. Bu bir kiriş bir de bu kirişteki oluşan daire parçalarından bahsediyorum. O zaman ben burada birbirine teğet çemberlerde benzerlik yapabilirim. E benzerlik yaparken buradaki kiriş A öbüründeki kiriş A artı B. O zaman benzerlik oranı dikkat. A bölü B değil. Kirişlerdeki oran ne? A, biri A iken biri A artı B. Yani A bölü A artı B'nin karesi benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. Alanlar oranı ne? S1 bölü S2 değil. A kirişindeki S1 iken A artı B kirişindeki S1 artı S2 buna dikkat et. Yani şu mesela atıyorum. Şurası 2 burası 1 olduğu zaman bir kirişimiz 2 Diğer kirişimiz 3. Benzerlik oranının karesi 4 bölü 9 yapar. O zaman burası 4A ise tamamı 9A kalacak. Buraya da 5A kalacak diyebiliriz. Tamam. Birbirine teğet çemberlerde işte o yüzden benzerliği kullanabiliyoruz. Sebebi neymiş? Yaylarının ölçüleri aynı olduğundan dolayı ya da merkez açılarının ölçüleri aynı olduğundan dolayı oradaki parçalara ait. Birbirine teğet çemberler bu şekilde olduğu zaman ne olacak? Bak şu şekilde olduğu zaman ne olacak? Hocam buraya alfa dersem. Ders açıdan burası da alfa oldu. Gördüğü yay 2 alfa oldu. Gördüğü yay burada da 2 alfa oldu. Aa hocam bu yayların 2 alfa olması merkez açılarının burasının 2 alfa. Şurasının da 2 alfa olması anlamına geliyor. İki çemberde ben bu şekilde daire parçası kıyaslayacaksam. Merkez açılarının aynı olması lazım. Ya da yayların ölçülerinin aynı olması lazım diye zaten söyledik. E o zaman burada bu iki daire parçası benzerdir. Çünkü yayların ölçüleri ya da merkez açılarının ölçüleri aynı olduğundan dolayı. Hmm. O zaman benzerlik oranı ne burada? Hocam x bölü y yazmışız ama x ile y'yi yer değiştirelim istersen. Şuraya x diyelim. Şuraya y diyelim dostum. Tamam. Şuraya da ben bir soru işareti koyayım. x bölü y. Benzerlik oranı burada ne? x bölü y. x bölü y. Karesi alanlar oranı işte. S1 bölü S2. Hocam x bölü x artı y değil mi? Hayır. Kiriş olarak bak. Bir kiriş x gel, Diğer kiriş y. X alanı S1. Y'deki alanda S2 oldu. Alanlar bu şekilde oldu. Atıyorum burası yine 1 ve burası da 2 olsun mesela. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4 yapar. Yani o zaman şuradaki alana A dersem buraya direkt 4 A diyebilirim. Biz bunları genelde hep ezbere anlatıyorduk. Mantığını falan hiç söylemiyorduk bu zamana kadar. Ki ben 2 senedir söylüyorum gerçi ama. Bunlar hep böyle anlatılsa bile ezbere gider. İşte böyle bir şey varsa benzerlik işte A bölü A artı B bilmem ne ya da şunların benzerliği, kelebeğe benziyor falan filan deriz böyle. Ki zaten bak bu temel orantıya benziyor böyle iç içe. Bu da kelebeğe benziyor zaten. Hani ezbere bundan dolayı diye söylerdik böyle. Ee, kelebekten dolayı ya da temel orantıdan dolayı benzerlik yapabilirsiniz diye söylerdik. Ama şimdi size ispatıyla birlikte mantığıyla birlikte söyledim. Tekrarlıyorum. Ya bütün daireler benzer ya da aynı merkezli daire dilimleri benzer ya da Aynı merkez açıya ait daire dilimleri benzer. Ya da daire parçalarından bahsedeceksek daire parçalarının yayın ölçüleri birbirine eşitse bunlar benzerdir diyeceğiz dostlar. Olayın mantığı bu kardeşim. Benzerlikte biz bunu kullanacağız şimdi. E o zaman hadi gel bakalım sorularla başlayalım. ÖSYM'nin sorduğu bir soruya benziyor bu. E şimdi ne demiş burada? Yarı çapı R olan bir çemberin çevresi 2 πr olarak hesaplanır diye söylemiş alanda pi r kare olarak hesaplanır diye söylemiş. Şekilde r yarıçaplı çeyrek daire tam bir kez çevreleyen bir ip 4 eşit parçaya bölünüyor. Ve bu parçalardan biri yarıçapı r olan çeyrek daire tam olarak şey yapıyor. Ne yapacağız? Hocam bütün çeyrek daireler birbirine benzer midir? Evet dilimlere bakarken neye bakıyorduk? Merkez açılarının aynı olmasına bakıyorduk. Merkez açıları aynı. Dolayısıyla bu iki çember daha doğrusu daire değil mi? Daha doğrusu çeyrek çember birbirine benzerdir. E ben burada alanı işin içine katmamışım. Bunu sardığım ipi 4 eşit parçaya ayırıyorum. Bunun dörtte biriyle bir tanesiyle bunu şey yapıyorum. O zaman benzerlik oranı ne oldu arkadaşım? 1 bölü 4 oldu. Benzerlik oranı 1 bölü 4. Çeyrek dairenin alanlar oranı nedir diye soruluyor. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranının karesi 1 bölü 16 değil midir? Evet. Çünkü benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Cevap ne olabilir diye soruluyor. Cevaba ne diyeceğiz? Ya 1 bölü 16 diyeceğiz. Yani küçüğün büyüğü oranı ya da büyüğün küçüğü oranı da 16 bölü 1 diyeceğiz. Şıklarda hangisi varsa ona bakalım. Yani cevap ya bu olacak ya da 16 bölü 1 yani 16 olacak. Cevap anahtarında bu yazılmış. O zaman biz cevaba 16 diyelim. Şimdi buradaki tekrarlıyoruz. Şuradaki bir ip sarılmış ya bunun etrafına. Bu ipi 4 parçaya bölüp sonra o 4 parçanın bir tanesiyle bunu yapmış. Benzerlik oranının 1/4 bölü olduğunu buradan anladık dostlar. Tamam. Geldik 34'e. Bak. Bak. Soru çok güzel bir soru. Sınavda da çıkmaya çok çıkmaya çok müsait sorulardan birisi aslında bu. Lütfen dikkat edin. Normalde siz olsanız burada kalanları şöyle bulursunuz. Doğru. Haklısınız da. Hocam kırmızı bölgenin alanının mavi balık bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş kırmızı bölgeyi bulmak için hocam ne yapacağız? Büyük alandan şuradaki alanı çıkartırsam kırmızı alanı bulurum. Sonra mavi alanı bulmak için de şuradaki alandan şu beyaz alanı çıkartarak şurayı bulurum dersin. Sonra da oranlarsın. Sonra da oranlarsın. E hocam benzerlikle yapabilir miyiz? Evet. Bak şekle baktığında hep bir yarım daire varsa ya da şekle baktığında hep bir çeyrek daire varsa ya da şekle baktığında Aynı merkez açılı daire dilimleri varsa burada alanlarla ilgili bir oran sorulduğunda direkt benzerlik yapmalısın bence. Sonuçta bütün daireler benzer. E yarım daire merkez açıları hep 180 derece ya. Bütün yarım daireler de birbirinin benzeridir. E benzerlik oranı nedir? Yarı çaplar oranıdır. Ya da benzerlik oranı nedir? Çapları oranıdır. Şimdi yarı çaplı oranında diyebiliriz de burada ne var? 3 var. Bir tanesinin yarıçapı 3. Diğerinin yarıçapına bakalım. 2 de buradan ekliyor. Bir tanesi kaç? 5. Sonra öbürüne bakalım. 5'e 1 daha ekleniyor. 6. Öbürüne bakalım. Burası da kaç yarıçapı? Şöyle 6'ya 4 ekleniyor burada da. 10 yaptı. Yani yarıçapları 10, 3, 5, 6 ve 10 olan daha doğrusu çapları. Yarıçapa girecek olursam hani 3 bölü 2, 5 bölü 2 ile uğraşacağım. Sonuçta benzerlik oranı yarı çaplar oranıdır. Ya da benzerlik oranı çapları oranıdır. Aynı şey fark etmiyor. Çünkü benzerlik oranı bütün uzunluklar oranına eşittir. Ha yarı çaplar oranına eşit. Ha da çaplar oranına eşit. Ha çevreleri oranına eşit. Ama alanda karesi olacak. O zaman benzerlik oranı bu şekildeyse 3 bölü 5 bölü 6 bölü 10 sa ne yapacağız? Karesini alacak olursam ben bunun. Hocam benzerlik oranın karesi 9, 25, 36 ve 100 yapar. O zaman Küçük alan 9A iken sonraki büyüğü bir büyüğü ne olacak? 25A olacak. Ama 9A'sı burada. O zaman buraya ne kaldı? İç olduğu için 16A kaldı. Sonra öbürüne bakıyorum 36 yapacak. Hocam burası 36 yapacak ama burası 25. 25'ten 36 çıkarttığın zaman ne oluyor? Hocam 25'ten 36 çıkartırsak gibi bir dakika. 36 pardon. 36'dan 25 çıkartacağız. 36'dan 25 çıkartırsak buraya ne kalıyor? 11A kalıyor. Ki benim için önemli olan zaten bu. Yani 36 alması. Şimdi büyüye bakalım. Büyüğün alanında 100 olması lazım. 100 A'dan şurası komple neydi şöyle? 36 A'ydı. 100'den 36 çıkartırsak o zaman buraya da ne kalıyor? 64 A kalıyor. E şimdi bak dikkat et. Kırmızı bölgenin alanı 64 A'nın. Mavi bölgenin alanı 16 A'ya oranı soruluyor. Ve cevabı da böylelikle ne ulaştık? 4 olarak ulaştık. Kolay daha kolay bir yöntem değil mi? İlk baştaki söylediğimiz o alanları bulmaktansa bu şekilde yapmak çok mantıklı. Ne dedim ben sana? Bana bak. Şekilde hep yarım daireler varsa ve alanlarından ya da uzunluklarından bahsediyorsa ya da aynı merkezli daire dilimleri varsa yapman gereken şey benzerlik. Özellikle benzerlik alan ilişkisinde aşırı derecede işimizi kolaylaştırıyor. Gerçekten bu soruda gördüğün gibi çok da kolay bir şekilde sonuca ulaştık. Evet gerçekten hoş bir soruydu. Şimdi ne yapalım? Diğer soruya gelelim. Diğer soruda da Ah be bu sefer hocam çeyrek daire ve yarım daire vermiş. Çeyrek daire yarım daire birbirine benzer değil ki. Ya iki tane çeyrek daire birbirine benzer diyeceğiz. Ya da iki tane yarım daire birbirine benzer diyeceğiz. Ya bunu yarım yapacaksın böyle. Şu yarım daire ile büyük yarım daireyi yorumlayacaksın. Ya da ne yapacaksın? Hocam çeyrek var ya bir tane de ben çeyrek yapayım diyeceksin. Hadi bir tane de ben çeyrek yapayım böyle. Çeyrekler üzerinde yoğunlaşalım. Birinin yarı çapı R burası R. Büyüğün yarı çapı ne oldu? 2R oldu. Evet. Çeyrek dairelik bir tane daire burada. Çeyrek dairelik yarı çapı 2R olan daire burada. Şimdi uzun yoldan yine yapabilirsin burada. Ne yapacaksın? Büyüğün alanından burayı çıkartıp kırmızıyı bulacaksın. Mavinin alanında zaten pi kare bölü 2 diyeceksin. E o zaman da şey yapacaksın. Alanlar oranında yine rahat bir şekilde ulaşacaksın. Ama gerek yok. Bir çeyrek bir yarım olduğu için iki çeyrek yaptım sadece burada. E o zaman ne yapıyoruz? Çeyrekteki bu çeyrek daireler birbirine benzer. Birinin yarı çapı R birinin yarı çapı 1 bölü 2 benzerlik oranı. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. Yani bir alan A ise tüm alan büyükteki çeyrek ne olmak zorunda? 4 A olmak zorunda. E o zaman hocam şu çeyrek A ise bu çeyrek de A'dır. Hocam tamamı 4 A'ya. Burada da 2 A var ya. Burası da ne oldu o zaman? 2 A olmadı mı? Evet. Kırmızı bölgenin mavi bölgenin alanına oranı isteniyor. 2A bölü 2A yaptı. O da kaç yaptı? 1 yaptı. Bak kırmızı bölge 2A mavi bölgede 2A olduğundan cevap 1 oldu. Yine benzerlikle kolay bir şekilde sonuca ulaştık mı dostlar? Ulaştık. Şekilde gördüğün gibi. Gerçekten benzerlik alan ilişkisi harbiden ama harbiden çok işe yarıyor. Aşırı işe yarıyor. Gelelim şuraya. 36. sorudayız. Şimdi oranlamalar verilmiş. İlk önce oranlamaları bir yazalım. Oranlamalara bakacak olursak. Hocam bunlar altta birleşiyor. CD 3K BC K ve Ali Bey uzunluğuna da ne diyelim? 2K diyelim. Evet burası 2K BC uzunluğu K ve CD uzunluğu da 3K olarak yazdık. Boyalı bölgenin çevresi 36 olduğuna göre. Hmm. Boyalı bölgenin çevresi bu yarım yapıyor. Sonra bu yarım yapıyor. Sonra bu yarım yapıyor. Sonra bu yarım yapıyor. E tamam. Ya aslında böyle yarı çapa K deyip de böyle işte tek tek bu çevreleri böyle 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 yazabiliriz. Sonuçta e, işlemi biraz uzatabiliriz. Bence buraya 2K diyelim. Buraya 4K diyelim. Buraya 6K deyip de de yine yapabiliriz. Böyle olduğu zaman şu yarı çapı K olur. Yarı çapı 2K olur. Yarı çapı 3K olur. Büyüğünki de 12 6K olur. Büyüğünki de sonra büyük de bu uzunluğu yazarız. Sonra bu uzunluğu, sonra bu uzunluğu, sonra bu uzunluğu yazarız. Sonuca o şekilde de ulaşabiliriz. Ama ben ne yapacağım? Hep karşında yarım daire var. Hep karşında yarım daire olduğu için e bütün yarım daireler birbirine benzerdir diyeceğim. Benzerlik oranı yarıçaplar çapları oranına eşittir. Yarıçapları aslında çapları oranına da eşit oluyor. Bir tanesi çapı 1, diğerinin 2, diğerinin 3. En büyüğünde kaç? 6. 1 bölü, 2 bölü, 3 bölü, 6 oran var. Karesi nedir o zaman? Karesi demeyelim. Benzerlik oranı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 6 mı arkadaşım? 6. O zaman buradaki yay uzunluğu xken, burası direkt 2x. Burası çünkü çevreleri oranı aynı zamanda benzerlik oranı eşitti. E direkt 3 3K'daki de 3x diyebiliriz. 6K'daki de 6x diyebilir miyiz? Evet. Şimdi bak dikkat et. 6x, 3x, x ve 2x'i topladığın zaman 12x yapıyor. O zaman gel burada 12x eşittir. 36 pi yazalım. X'i de buradan 3 pi olarak bulur muyuz? Buluruz. X 3 pi çıktı. Alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Hocam X 3 pi ya. Şurası 3 pi. Direkt şuradan gidelim yay uzunluğuna. Buradaki yarım yay uzunluğu. Yani 3 pi. 3 pi uzunluğu da neye eşit? Hocam 2 pi şu yarı çapa r diyelim. R bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. Pi'ler gitti buradan. Pi'ler gidince de r'yi kaç bulduk? 3 bulduk. R dediğimiz 3 olunca K da buradan kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. A benden ne isteniyor? Alan isteniyor. E tamam. Ben 3'ü bulduysam şuradaki A alanını bulabilirim. A alanı nedir kardeşim? Hocam pi R kare bölü 2'dir. Yani 9 pi bölü 2'dir. A alanı 9 pi bölü 2. Şimdi ne yapacağım burada? Benzerlik alan ilişkisi yapalım bu sefer de. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 6 ya. Karesini al. 1 bölü 4 bölü 9 bölü 36 yapıyor. Yani küçük olanı a dediysem eğer 2'deki 4a olacak. 3'deki 9a olacak. Sonra şuradaki 6'daki yarım dairede kaç olacak arkadaşım? 36a olacak. Hocam 36a'dan neyi çıkartacağım? Şuradaki beyaz alanları çıkartacağım. 36'dan ne çıkartıyorum? 13 çıkartıyorum. 23 bu kalıyor. O zaman buraya 23a kaldı. Benden istenilen neydi? Boyalı bölgenin alanı. O da 23a artı a'dan 24a yapar. A'yı da zaten 9 pi bölü 2 bulmuştuk. Şu gitti sadeleşti. O da 108 pi mi yapar dostum? Evet. Sanki yine benzerliği kullanarak işlem kalabalığını azalttım burada. Diğer türlüsünde ne yapacaktım? Dostum. Hocam burada işte burada bunu yazacaktım. Böyle bunların iki katını alıp da yarı çapa k diyecektim. Sonra bu yay uzunluğu artı bu yay uzunluğu artı bu yay uzunluğu artı bu yay uzunluğu deyip eşitleyip 36 pi'ye eşitleyip yani k'yı bulacaktım oradan yer çap çıkacaktı. Ondan sonra bunun alanını bulacaktım. Sonra büyüğün alanından şuradaki alanları tek tek çıkartacaktım. Yani gerçekten burada da işlem kalabalığı oluyor. Soruda hep yarım daireler varsa benzerlik uygula kardeşim. Gerçekten çok işimize yarıyor. Gördüğün üzere hem uzunlukta hem de şeyde benzerliği uyguladık ve sadece burada bir tane yani bütün hepsinde çevre yazacağıma şu benzerliği kullanarak bir tanesinde çevre yazdım. Ya da bir tanesinde bütün hepsinde alan kullanacağıma, bunların alanlarını tek tek bulup işlem yapacağıma, sadece bir tanesinde yarım dairede alan buldum. Diğerlerine de ona göre bir dağıtım yaptım. Gerçekten bu da hoş bir soru. Lütfen dikkat edin. Uzun yoldan da çıkıyor ama sınavda bize pratiklik sağlar bu. Evet geldik 37'ye. 37'ye de baktığımız zaman yine hep yarım daireler var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir de burada bir, de burada bir yarım daire var. E, hep yarım daireler varsa e, o zaman ne yapacağız? O zaman işlemimizi yapacağız kardeşim. Şimdi bu O merkezi çemberin çapı 4 eşit parçaya ayrılmış bu şekilde. Şimdi yarım dairelere bakalım. Bir tanesinin çapı 2R. Bir tanesinin çapı 3R. Bir tanesinin çapı burası da 3R. Bak dikkat et burası 3R burası da 3R. Diğerinin çapı da ne dostum? Yani bir tane bir yarı çaplı R yarı çaplı. Sonra e, ne yarı çaplı? Şuraya baktık. Bir tanesi çapa mı bakalım? Evet çapa bakalım çapa baktığımız zaman hocam bir tanesinin çapı 2. Bir tanesinin çapı 3. Bir tanesinin çapı da 3. Bir tanesi de 4 mü? Evet. 2, 3 ve 4 çapları var. Yani çaplar oranı benzerlik oranına eşittir. Çaplar oranının karesi de ne yapıyor? 4, 9 ve 16 yapıyor. Yani 3'teki alan 2'deki alan pardon 4A iken 3'teki alan çapı 3 olan ne olacak? 9A olacak. E buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı. Çünkü tamamı 9A olacak. Hocam burası da 9A değil mi? Çapı 3 olanın. Evet buraya da 9A yazdım. Çapı 4 olanın ne? Çapı 4 olanın da 16. Hocam çapı 4 olan da bu. 16 olacak burası. Hocam 9A'sı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 7A kaldı. E şimdi boyalı bölgenin alanı 7, 5 daha 12A. 12A verilmiş bana 24 pi'ymiş. O zaman A'yı buradan ne bulurum? 2 pi bulurum. O merkezli küçük çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. O merkezli küçük çemberin yarıçapı yani şu R dediğimiz şey isteniyor. A'yı 2 pi bulduk ya. A 2 pi ise o zaman burası 8 pi çıktı. Dikkat. Hocam buradaki yarım dairenin alanını ben 8 pi buldum. Buna göre işlem yapayım o zaman. 8 pi eşittir pi R kare bölü 2 eşit. Pi'ler gitti. 16 eşittir R kare yaptı. R'yi de buradan böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Gerçekten işi kolaylaştırıyor arkadaş. Boşuna demiyorum. Hep yarım daireler, hep çeyrek daireler ya da hep aynı merkezli daireler gördüğün zaman ya da hep aynı merkez açıya sahip daireler gördüğün zaman alandan da bahsediyorsa benzerlik alan ilişkisini yap kardeşim. Bak çok hoş ya. 37 soru da cevabı yine kolaylaştırdı bize. 4 yaptı. Geldik 38'e. Bak bu da çok mükemmel bir soru. Şimdi uzun yolu söyleyeyim sana. Bak şimdi sen bu soruyu gördüğün zaman. Ya hocam ben buraya bir A derim. Şuraya da bir B derim. Sonra ka, e, A kare artı B kare. Yani 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi. Burası kare küçüğünde A kare artı B kare yapıyor. Aslında burası da kare küçüğünde A kare artı B kare yapıyor. Pisagor bağıntısından geliyor. Sen diyeceksin ki pi A kare bölü 2 eşittir 6 diyeceksin. Pi B kare bölü 2 eşittir 12 diyeceksin. Sonra neyi bulmaya çalışacaksın? S'i. Yani pi A kare artı e, kare küçüğünde bunun karesi artı karesi. Yani kare küçüğü daha kare artı b karenin karesini bulmaya çalışacaksın. İşlem kalabalığı çıkacak tabii ki. Şimdi burada yarım daire var mı kardeş? Var. Burada da bir yarım daire var mı? Var. O zaman benzerlik oranı kaç yapıyor hocam burada? 6 bölü 12 mi? Hayır. Benzerlik oranı neydi? Hocam benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Tam tersi alanlar oranının karekökü. Alanlar oranı 6 bölü 12 ya. Karekökü Hocam kare kök içinde 1 bölü 2 yapar. Yani 1 bölü kök yaptı. Benzerlik oranı o zaman 1 bölü kök Madem benzerlik oranı 1 bölü kök Ben bunun yarı çapına k dersem. Bunun yarı çapı ne olacak o zaman? Gerçi oran isteniliyor. S kaçtır diye soruluyor. Neyse k diyeyim hadi. Burası da kök k olacaktır hocam. Kök k olacaktır. E Pisagor bağıntısından dolayı. Şurayı da ben bulabilirim. Ama şuradan bulayım onu da. 1, 2 k kare artı 2 k kare 3 k kare. Yani burası kök 3 k kare yapıyor kök 3 k yapıyor pardon. O zaman burası komple 2 kök 3 olacak ort tabandan dolayı. Ha ben şunun karesi artık bunun karesinden de bulabilirsin de. Neyse. 2'nin karesi 4. Bunun karesi 8 12. Kök 12'de de 2 kök 3 yapıyor. O yüzden burası da 2 kök 3 k'ya 2 kök 3 k, köküç k <laughs> gelir deriz. E bunu bulduk da ne oldu? Hocam bunu bulduk da baksana bu dairenin alanını k ya yarıçaplıdaki alan 6 iken 3, 2 kök 3 k yarı çaptaki alanı ben bulurum. Sonuçta benzerlik oranı çıktı burada. K'ya 2 kök 3 çıktı. Aa, o zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 kök 3 oldu. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil miydi? Evet. Yani 1 bölü 12 olmak zorunda o zaman. Benzerlik oranının karesi. Pardon. Çok pardon. Şurası kök 3. Arkadaş burası kök 3 k kök 3 k olacak. Çünkü tamamı 2 kök 3 k'ydı. Ee, kök 3 ya. Tamamı kök 3 k. Burası kök 3 k kök 3 k oldu. O zaman benzerlik oranı ne oldu burada arkadaşım? Benzerlik oranı hocam k ve kök 3 k oldu. Yani 1 bölü kök 3 oldu. 1 bölü kök 3'ün karesi nedir? 1 bölü 3'tür. E o zaman 1 bölü 3. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşitti. Alanlar oranı da 1'e 3 oldu. Yani ben burada kalan a dersem burası 3 a olmak zorunda. A alanı 6 ya. 3 a da kaç yapar o zaman? 18 yapar. Yani S alanını böylelikle ne bulduk? 18 bulduk. Yine benzerlikten kolay bir şekilde bulduk mu? Bulduk. Yine aynı şey. Hep yarım daireler varsa yap benzerliğini kardeşim. İşin kolay olsun. Bunlar artistik sorular. Sınavda sen buradan yaparken diğer arkadaşın uzun yoldan yapacak. Sen ona iki soru takmış olacaksın. Böyle şeyler de var. Öyle ama öyle. Uzun yoldan da tabii yapabilirsin ama bazen soruyu da bayağı bir karıştırabiliyor. O yüzden lütfen dikkat buna. Güzel ve hoş bir soruydu. Cevap da 18 oldu. Geldik. <laughs> Örnek 39'a. Şimdi şuradaki gibi direkt klasik şu sorulardan yazmadım dostum. İşte burada bunun üzerinde gösterdim ya. Direkt burada 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 4 5 yazdık burada. Burada da ayrı, ayrı olduğu zaman <laughs> direkt hocam 1 bölü 2 ise e, alanlar oranında 1'e 4 A'ya 4 A şeklinde yazdık. Bu sefer soruda ne yapmışım? İkisini birden karıştırmışım. Şimdi şurada bir oran verilmiş. Oranı bir kullanalım. Oran dediğim nedir? Şurası 2K TC'de 3K. TC 3K yazdım ve Ali Bey uzunluğuna 2K yazdım. Şimdi burada bu çemberin merkezi bu yay üzerinde verilmiş bir kere. Ben bunu kullanacağım. Bu çemberin merkezinin bu yay üzerinde olması ne anlama geliyor? Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir yapıyorduk ya. Hocam şu merkezi birleştirsem ben şöyle. Sonra hatta buradan birleştirip şuraya da gidebilirim de gerek yok şimdilik. Şunu anlamaya çalışıyorum ben. Hocam şurada burası R burası R. Aa ne oldu o zaman? Küçüğün yarı çapı R iken büyüğün yarı çapı 2R oldu. Benzerlik oranı ne oldu o zaman? Birbirine T çemberler hastalarıdır. Benzerdir. İspatını yaptım konu anlatımında. Benzerlik oranı da 1 bölü 2. Yani küçüğün yarı çapı R iken büyüğün yarı çapı. Bak O merkezinin yarı çapı da 2 oldu. 1'e 2 oran var. O zaman burada 1'e 2 oran varsa şu aynı kirişte şu ortak kirişi oluyor bak dikkat et. Ortak girişte o zaman bunlar da benzerdir. E 1'e 2 oran olacak ya. Yani direkt burası A iken burası 2A olmak zorunda. 2A buraya da A kaldı. Yani 1'e 2 oransa şunlar da direkt birbirine de eşit diyebilirdik kardeş. Burası ne olur o zaman? 2K olur. E o zaman burada dikkat dikkat bir kelebek çıktı. Birbirine teğet çemberlerde. 3 bölü 2'nin karesi nedir? 4, 9 bölü 4'tür. Hocam burası 9A iken burası 4A'dır. Sonra buraya bakacak olursak hocam buradaki benzerlik ne? 2 bölü 4 değil mi? Evet. 2 bölü 4. Sadeleştirmeyelim çünkü burada 4A var. Karesini aldığım zaman 4 geliyor çünkü. Karesini aldım 4 bölü 16 yaptı. Yani burası 4A iken tamamı 16A yapacak. Buraya ne kaldı o zaman? 12A kaldı. Şimdi en küçük çember ve en büyük çemberin merkezlerinden geçtiğine göre taralı alanlar oranı kaç olabilir diye soruluyor. Taralı alanlar oranı ya 9A bölü 12A isteniyor ya da 12A bölü 9A isteniyor. Şıklarda hangisi varsa... Ya cevap 3 bölü 4'tür ya da cevap 4 bölü 3'tür dostum. Şimdi cevap anahtarına bakayım ben. Bakıyorum 3 bölü 4 olarak vermiş. O zaman cevaba ne diyeceğiz? 3 bölü 4 diyeceğiz. Şıklarda hangisi varsa onu diyeceğiz. Tamam buradaki s de güzel. Şuradaki dairenin tam merkezden geçmesi. Burası R iken büyüğün 2R olması. 1'e 2 oran olması. Kirişlerde de 1 bölü 2 oran olacak. Çift çizgisi iki tane çift çizgi olacak. Yani şunlara da şöyle şöyle yazdık. Evet güzel bir soruydu gerçekten hoş bir soruydu. Örnek 39'da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 40'a. O daire dilimlerinin merkezi ve şöyle bir şey verilmiş. Açılarla ilgili bir oran verilmiş. EOF açısına ben bir alfa dersem. FOD açısı 3 alfa olarak verilmiş 1 bölü 3. OE ile OEK dersem OB uzunluğu da hatta OEK demeyeyim R diyeyim. R iken OB uzunluğu da 3 r verilmiş. Yani burası ne oldu? 2R oldu. Yani burası R. Burası da 2R mi dostum? Evet. Şimdi taralı alanlar oranı kaç olabilir diye soruluyor bize. Yine olabilir. Yine işte küçüğün büyüğe ya da büyüğün küçüğü oranı şeklinde diyeceğiz burada. E hocam burada ne yapacağız? Alan dağıtırken burada dikkat. 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ün karesi aynı merkezli daire dilimlerinde alan dağıtabiliyordum ben. Dolayısıyla 1 bölü 3'ün karesi burada dağıtabilirim. 1 bölü 9 hocam. Burası A iken burası tamamı 9A olacak. Buraya 8A kalır. A iken tamamı 9A olacak. 8A kalır buraya. Peki hocam açıyı niye vermiş burada? Bak burası A iken buraya A diyemem. Farklı. Yarı çaplara farklı. Arkadaşlar biz üçgende alanda hatırlatayım. Nasıl ki tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtıyoruz. Ne zaman? Tepe noktaları aynı iken daire dilimlerinde de alan dağıtımı yapılabilir. Aynı merkezli çemberlerde dairelerde. Mesela burası alfa. Burası 2 alfa iken bu alan pi r kare alfa bölü 360. Öbür alanda pi r kare 2 alfa bölü 360. Oranlayacak olursan pi r kare bölü 360'lar gidiyor. Alfa bölü 2 alfa kalıyor. He. Demek ki merkez açılarıyla doğru orantılı dostum. Merkez açılarıyla alanları doğru orantılı. O zaman merkez açıdaki alfadaki a ise 3 alfadaki şu dilimde ne olacak? Hocam burası 3 a olacak diyebiliriz. Ya da şu merkez açıdaki burası 9 a ise burası ne olacak o zaman? 3 katı 27 a olacak diyebiliriz. Evet şurası 27 a olacak. O zaman buraya ne kaldı? 27'den 3 çıkınca 24 a mı kaldı? Evet. Yani unutma güzel de bir ispat yaptık. Açılarla aynı dairede yalnız açılarla alanlar doğru orantılı dedik. O zaman burası A iken burası 3 aldı. Ya da tamamı 9 A iken burası 27 A oldu. Alfaya 3 alfadan dolayı. O zaman alanları yazdık. Alanlar oranı isteniyor. Alanlar oranı da A bölü 24 A isteniyor. Cevap 1 bölü 24 ya da 24 bölü 1 olur. Hangisi şıkta varsa onu işaretleyeceksiniz. Evet 1 bölü 24 demiş. O zaman 1 bölü 24 cevap oldu. Onun altını çizelim. Cevabımız 1 bölü 24 dostum. Evet geldik son soruya. Dairedeki son sorudayız dostlar. Haydi bakalım. Şimdi aşağıdaki şekilde bir cam ve camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek verilmiştir. Sileceğin kırmızı kısmı camı silmektedir. Şimdi AB2 ve BC6 silecek çalıştığında C köşesi cam üzerinde 12 cm yol aldığı anda camda silinen kısmın alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi silecek bak buradan böyle dönüyor ya. Bu merkezli döneceği için hemen şöyle şunu döndüreceğim kardeşim. Silecek buradayken şöyle şuradayken hop şu şekilde döndü. <laughs> bu şekilde dönerken C şu kadar yol aldı. Bu kadar yol aldığını zaten bize söylüyor. Ne kadar yol aldığını 12 cm yol aldığını söylüyor. Burası 12'ymiş. Kırmızı kısım camı siliyor. Dikkat. Hocam burası kaç? 6. Burası kaç? 2. Toplamda burası 8 ama sadece kırmızı kısmı siliyor. Kırmızı kısmı silerken de bu şekilde hareket etmeyecek mi dostum? Evet. Yani burada silmeyen kısmı ikilik kısım silmiyor değil mi? Silen kısmı neresi oldu? O zaman burası mı oldu? Aynen öyle. Şimdi benden bu alan isteniyor. Aa hocam bizim hani yamuktaki alan gibi oldu bu. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik böyle iki şeklinde bulunmuyor muydu? Evet. E burada da benzerlik uygulayacağız arkadaş. Buradaki benzerlik kaç? 2 bölü 8. 2 bölü 8 eşittir. Şuraya A diyeyim. A bölü 12. Sadeleştir 4. 4 A 12 ise A'yı buradan 3 buluruz. A buradan 3 olur. Hocam A 3 olduysa buradaki alanda ne çıkacaktır? Bizim yamuktaki alan gibi. Alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 2 değil 3 pardon. Şurayı 3 bulduk ya. 12 artı 3. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz burada kaç? 6 bölü 2 şeklinde bulunuyordu. En azından bununla ilgili bir soru sormamıştım. Son soru olarak hem dairede benzerliği işin içine kattım hem de oradaki bizim yamuktaki alana benzer bir soru olarak bu olayı işin içine katmış olduk. Evet buradan 2 ile bu sadeleşti. 3 kaldı burada. 15 ile de 3'ün çarpımı kaç yaptı? 45 yaptı. Dolayısıyla cevaba 45 diye ulaştık dostlar. Nasıl dairede benzerlik? Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Bak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Umarım Dikkat edersiniz ama aynı merkezli daire dilimlerinde e, ya da daire parçalarında benzerlik yapıyoruz. Merkez açılarının aynı olmasına ya da aynı merkezli dilimlerde yaptığımıza da lütfen dikkat edin. Çemberlere bakacak olursak bütün çemberlerde zaten neydi? Hepsi birbirine benziyordu. Yani hepsi birbirine benziyorsa o zaman benzerlik oranı direkt yarı oranı ya da benzerlik oranı çaplar oranına eşit olduğunu söylüyoruz. Evet güzel bir dersti. Vay 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 seni vay vay. Evet nereye geçeceğiz? Analitik geometriye geçeceğiz. Böylelikle biz 34. günü de bitirmiş bulunuyoruz dostum. En zevkli kısma gelelim şöyle. Sayfa 3'e geldik. Açtık burayı. Kalemimizi şöyle kalınlaştırdık. Geldik 34. güne. Sonra şöyle bir ya hep kırmızı siyahta kalıyor bu da ya. Şöyle bir tikimizi attık. Eyvallah. Devam edelim. Burada da ne yapıyoruz? Hocam şuraya da bir tikimizi atalım. 34. gün bitti. Hemen ödeve bakıyoruz. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Var tabii ki. Hop ödevimiz neresi? Soru bankasında arkada görüyorsun. Pardon şurada arkada görüyorsun. Soru bankasındaki sayfa numarası 174 ve 185. sayfalar ödev. Ve şuraya da bakalım haftalık programı. Haftalık programda 17. haftayı bitirdik. 33 ve 34. günlerle birlikte. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Buraya da bir dikkat atıyoruz kardeşim. Daha evde alan da alanda bitti. 17. haftayı bitirdik. Evet hafta sayısı çok az kaldı. Şöyle 5, 6, 7, 8 tane haftamız kaldı. Tam anlamıyla bitirmiyor. E o zaman çember ve daire de bitmiş bulunuyor arkadaş. O zaman ne diyeceğiz? Dur şey yapmadan önce. Çemberi şöyle bir konuşayım mı çember hakkında? Çember zevkli değil mi arkadaş? Gerçekten zevkli. Gerçekten çok zevkli. Aşırı derecede zevkli. Yani özellikle yani dairede alanı falan yapmak istiyorsak çemberde uzunluğa çok önem vereceğiz. Genelde çemberde açı. Yani kuralcı zihniyetli arkadaşlar olduğu için böyle çemberde açı böyle herkese daha kolay geliyor. Ama bence aslında daha kolay ve en zevkli olan kısmı dik üçgen. Eski konuları da barındırdığı için. pardon çemberde uzunluk. Çemberde uzunluğu anlayan da çemberin çevresinde yapıyordu. Daire alanında yapıyordu. Tabi dairede alanında da artistik bazı şeyler öğrendik. Mesela dairenin benzerlikleri gibi. Ya da alan taşıma gibi güzel şeyler öğrendik aslında orada da. Ya da daire parçasının alanını bulma gibi. Ama işin özünde hep ne yaptı bu zamana kadar? Hep eski bilgiler eski bilgiler eski bilgiler. Yani yeniyi inşa ederken hep eski bilgileri kullanıyoruz dostlar. Hep eski bilgileri kullanıyoruz. Evet böylelikle çember ve daireyi de bitirdik. AYT konusundan bir tanesi bitti. Sırada diğer önemli AYT konusu var. O da 35. günde başlayacağız. O da nereye kadar sürüyor? 35. günden şöyle bakayım. 35. günden katı cisimlere kadar bakıyorum dostlar. Bir saniye kıta 43. güne kadar. Evet 43. güne kadar. Yani kaç gün biz analitikte uğraşacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün analitikte uğraşacağız dostlar. 8 gün boyunca da analitik baya bizi yoracak diyeceğim ama zevkli yormadan yine tekniğini yine mantığını vererek analitiğe de devam edeceğiz dostlar. O zaman 34 bu 35. günde analitik konusunun başlangıcında nokta analitiğinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal